Bugün 15 Mayıs Cuma, ikinci Kavlak Talks webinarımızı yapıyoruz. Dün başladık serimize. Siber güvenlik üzerine konuştuk. Bugün de dijital çağda eğitimin geleceği başlıklı webinarımızda iki önemli konuğum var. Zeynep Dereli ve Mesut Keskin. Biliyorsunuz 16 Mart'tan beri biz de Kavlak olarak home office çalışıyoruz ve tüm dünya bu şekilde, şirketler kapalı, okullar kapalı. Bu dönemde artık yeni süreçte bizleri neler bekliyor? Özellikle eğitim sektörü gerçekten Türkiye için çok önemli. Bu kapsamda yapılması gerekenler bundan sonra neler olacak? Bizleri neler bekliyor? Okullar açılacak mı? Açılırsa nasıl bir süreçte gerçekleşecek? Zeynep Hanım, Think okullarının kurucusu. Bu özellikle zaten Think okullarının kuruluş amacı aslında bu dijital süreçlerin çocuklara kod öğretilmesi ve bunlara yönelik aslında hazırlıklar ve kendileri bu alanda çok aktif bir şekilde ilerliyorlar. Mesut Bey de e-bursumun kurucusu. O da önemli bir startup olarak başladı ve e-bursunu çok güzel yerlere getirdi. Güzel ödüller aldı. Çok fazla vaktinizi almadan ben Zeynep Hanım'a söz vermek istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Fırat Bey. İşte inovasyon hukuk alanında da oluyor. Sizler hakikaten inovasyonu, teknolojiyi, değişimleri yakından takip eden bir firmasınız. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür de ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Katıldınız. Yoğunsunuz. Böyle bir yoğunlukta vakit ayırdınız bize. Çok teşekkürler. Biraz Think'ten bahsedelim mi? Neler, ne zaman, nasıl oluyor, ne yaptınız? Tabii ki. Memnuniyetle. TİK bir kısaltma. Teknoloji ve İnsan Kolejlerinin kısaltması. Bundan 5 sene evvel üzerinde çalışılmaya başlanmış. 3 sene evvel de eğitim öğretim hayatına başlayan bir okul. Bir K12 okulu ama ilk etapta lise seviyesinden başladık. Yani Milli Eğitim'in tanımlamasına göre orta öğretim. Daha sonradan ortaokul seviyesine indik. İlerleyen senelerde ilkokul seviyesine ineceğiz. Ancak şu anda da zaten COVID-19'dan ötürü evlerimizden çalıştığımız bugünlerde görüyoruz ki uzaktan eğitimin ve teknolojiyi içine dahil ettiğiniz eğitimin yaş ilerledikçe daha verimli bir şekilde verilmesi mümkün çocuklarımıza. O yüzden biz de Think'i kurarken tam bu niyetle zaten o yaş grubundan başlamıştık. Şimdi bir şekilde geçen gün bir velimiz onu söylemiş. Zeynep Hanım nasıl 4 sene evvel bu okulu kurarken böyle bir şey olacağını öngördü. Kim ona bunları söylüyor diye. Çok güldüm doğrusu da eminim sizler de zaten gelecekte neler olacak konusunda çokça fikriniz var. Niye okuyoruz? Gelecekle ilgili beklentileri okuyoruz, dünyadaki gelişmeleri okuyoruz. Elbette ki COVID-19 gibi ani bir değişimi hiçbirimiz beklemiyordu. Ama herkes bir dijital çağa geçişin olacağını, bu dijital çağa geçişte bazı alışılagelmiş iş yapış şekillerinde çok büyük değişiklik olacağını, bunun olmaması için birçok kurum tarafından inanılmaz bir set vurulacağını, rezistans gösterileceğini, belli başlı sektörler var bunlar arasında eğitim bu sektörlerin başında geliyor. Eğitim aslında tamamen geleceğe yönelik yapılan bir şeyken eğitim sektörü bugüne kadar endüstri devriminden sonraki devrimi yakalamadı. Yani hep bir şekilde endüstri devriminin eğitimden beklentisi işte tipik mühendis yaklaşımıyla belirli süreler içerisinde yaş gruplarına ayrılmış sınıflar içinde okulda öğrencilere belli bir ders öğretilmesi ve bunların işte kazanımlarının da tanımlanarak sınavlarda ölçümlenmesini eğitim öğretim olarak kabul ediyordu. Biz Think'i kurduğumuzda dedik ki bu iş böyle olmamalı. Çünkü yeni dönemde bir kere kurumlar, sizler de bunları çok yakından görüyorsunuz, kurumlar müşterilerinin özelleştirilmiş ihtiyaçlarına göre cevap üreten sistemler haline geldiler. Yani ilerleyen dönemde arabamızı bile kendimize özel ürettirebileceğiz bir fabrikadan o şekilde çıkacak. Şimdi böyle bir dünyaya giderken her bir öğrencinin öğrenme şekli farklıyken, bazısı kinetik, bazısı işitsel, bazısı görsel, her birinin daha ileri seviyede olduğu, daha düşük seviyede olduğu dersler farklıyken, herkesi 20 kişilik, 24 kişilik sınıflara
paketleyip koyup her birinde de aynı dersi aynı anlatımla vermeniz aslında verimlilik açısından çok büyük sakıncalar doğuruyor. Yani bugüne kadar böyle yaptık diye daha iyisini bilmiyoruz ama bunun çok farklı olabileceğine inanıyoruz. Şimdi COVID-19'da deneyimlediğimiz uzaktan eğitim süreciyle bizim TİNK olarak eğitimle ilgili hayal ettiğimiz şeyi lütfen birbirine karıştırmayalım. Çünkü COVID-19'a birçok kurum çok hazırlıksız yakalandı. Yani herhangi bir uzaktan eğitim aracını bir sisteme dayalı bir şekilde bunu hem yüz yüze eğitimle mixlemezseniz zaten yeterince verimli de olamıyor. Ama bir de hazırlık yoktu. Yani kurumların çoğunda bir şeyler vardı, e-öğrenme platformları. Ama kesinlikle bu e-öğrenme platformları kurumun ana gayesi olan gençlerimizin o Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanımlanan kazanımlarını vermek üzere değildi. Biraz daha velilere hoş gözükmek içindi. Mesela özel okullar için söyleyelim. Halbuki şimdi geldiğimiz noktada öyle bir şey görüyoruz ki uzaktan da bazı şeyleri yapabiliyoruz. Bakın biz bugün sizlerle beraberiz. Elbette yüz yüze olmak kadar aynı şeyi yaratmasa da birbirimiz için, birbirimizi aynı ortamda yakalayabilmek için normalde ayırmamız gereken süreden çok daha azını ayırıp aynı zamanda da hem karbon emisyonunu düşürtüp değil mi? Yani daha sürdürülebilir bir model üzerinden bir sürü işi yapabilir hale geldik. Eğitimde de o yüzden böyle bir yola doğru gidileceğini biz öngörüyoruz. TİNK olarak bizim inandığımız şey eğitimde hibrit eğitim denilen öğrencinin de kendi öğrenme eğrisinde okulun kapasitesiyle, öğretmenlerin kapasitesiyle, okulun elindeki içerikle, ekosistemdeki içerikle hepsini maksimize edeceğiniz, en verimli şekilde sunacağınız yeni yöntemlere gidilmesi gerekecek. Bundan ne demek istiyorum? Biz burada bunu ilk defa açıklayayım. Önümüzdeki sene Türkiye'de bir ilk yapıyoruz. Normal Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermemizi söylediği kadar ders saatini okulda vereceğiz. Üzerine verdiğimiz bizim dersler vardı. Bunları artık hibrit eğitim modeliyle uzaktan vermeye başlayacağız. Ve proje ders saatlerini okulda yapacağız. Çocuklarımızı daha erken okuldan çıkaracağız. Arzu eden velilerimiz için, arzu eden veliler için bazı günler yarım günden de kısa olacak. Tamamen öğrenciye göre de bunu organize edeceğiz. Mesela lisan derslerinde, matematikte, fizikte, kimyada gibi seviye farkları sınıf içerisinde olan öğrencilerimiz için de onlara ileri seviye derslerden alabilme imkanını sunacağız. Aynı şekilde bunu da uzaktan eğitimle hafta sonu özel etüt programlarıyla da destekleyeceğiz. Yani aslında biz TİNK olarak bunu 2 sene evvel velilerimize önerdik. O zaman hiç kimse istemedi. Herkes normal etüt merkezine götürmeyi çocuklarını tercih ediyordu. Şimdi herkes artık bakıyor evet aslında bu da olabiliyor ve çocukları da hazırlarsanız okul ortamında öğretmenleriyle beraber öğretmenlerin bu sistemleri kullanması için onlara gerekli eğitimi verirseniz, gerekli içeriği verirseniz, sadece yazılım donanım değil yazılım kısmını da kuvvetli tutarsanız çünkü bunlar inanılmaz önemli. Hep genelde eğitimde teknoloji kullanımını biz okulun içerisine akıllı tahta koymak ve bir bilgisayar sınıfı yapmaktan ibaret zannediyoruz. Alakası yok. Aynı sizlerin işte hukuk firmasında kullandığınız gibi Mesut Beylerin yaptığı gibi birçok şeyi optimize edebileceğiniz, daha verimli bir hale getirebileceğiniz sistemler var. Ve biz TİNK olarak işte bunu geliştirdik ve bunu hayata geçirdik. Biz bugüne kadarki yatırımımızı öğrencilerimize özel hazırlanmış dijital çağa uygun bir diploma programına yaptık. Kendimize ait 2000 saatten fazla müfredatımız var. 3 senelik hiçbir okulda böyle bir şey yok. Bunu söyleyebilirim size. Bu müfredatın içerisinde network kurmaktan, girişimciliğe, inovasyona, finansal okuryazarlığa, zaman planlamaya, uzaktan eğitimini nasıl faydalanırsın gibi konulara birçok içerik var. Özel kodlama, robotik, yazılım ve donanım derslerimiz var. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığımızın sunduğunun daha ötesinde, hatta üniversite seviyesinde dersler. Ve öğrencilerimiz bizim okulumuzdan mezun olurken, olmadan evvel hatta, kendi girişimlerini kuruyorlar. Kendi girişimlerine yatırım buluyorlar. Kendi girişimleri artık pazarda bayağı bilinir işletmeler haline geliyor. Bunu deneyimledik. 3 senedir var TİNK. Ama öğrencilerimiz bunu yaptılar bile, yapmaya da devam ediyorlar. Geçen sene de ilk mezunlarımızı verdik. Çünkü genelde velilerin bir diğer kaygısı da işte böyle bir okula çocuğumuzu yollarsak normal Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatından geri kalır çocuğumuz. O yüzden de üniversite sınavında haklı kaygıları bu arada. Üniversite sınavında istediği başarıyı elde edemez. Tam aksi oluyor.
Bizi geçen sene ilk mezunlarımızı verdik. %100 başarı yakaladık mezunlarımızla. Ve her biri istediği birinci tercihlerine yerleşti. Hem bilinçli tercihlerde hem de hakikaten istedikleri yerlerde. Amerika Birleşik Devletleri'nde tam burslu yazılım donanım okumaya giden bir öğrencimizden, işte Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe okumaya giden, gastronomi okumaya gidenden, Türk-Alman Üniversitesi'nde edebiyat okumaya gidene kadar da çok geniş bir yelpazede mezunumuz var. Yani bize gelen öğrenciler sadece yazılım mühendisi olmaya gelmiyorlar. Onun için de söylüyorum. Çünkü teknolojiyi kullanabilme yetisi, teknolojiyi kullanarak insana dokunan, toplumsal faydayı gözeten ve hep katma değer yaratacak inovatif bakış açısına sahip olabilme yetisi, 21. yüzyıl artık biraz eskidi o terim aslında, dijital çağ için gerekli olan yetkinlikler olarak tanımlanıyor. Ve biz bu yetkinlikleri kazandırıyoruz çocuklarımıza. Hem kendilerini daha iyi tanıyorlar, hem zamanlarını daha verimli kullanıyorlar. Gitmek istedikleri hedefe ne kadar çalışmaları gerektiğini iyi biliyorlar. Bunu sistemsel olarak yapıyorlar. Vakit kaybı olmuyor onların hayatlarında. Çünkü bunların derslerini alıyorlar. Çok öğrenci bilirsiniz. Normalde onun hayatını pek etkilemeyecek bir sınav için çok vakit ayırıp onun hayatını çok etkileyecek bir kısma hiç çalışmadan o sınava öyle girebiliyor. Halbuki bu tamamen herkesi hayatta eşitleyen bir tek şey olduğuna inanıyorum ben. O da günde 24 saatimiz oldu, haftada 7 günümüz oldu. Bunlarla ilgili ne yaptığımızda işte bizi hayatta ya ileriye götürüyor, ya yerinde tutuyor veyahut da geriye de bırakabiliyor. Biz Türk eğitim sisteminde ne yazık ki bunları pek öğretmiyoruz çocuklarımıza. Kısacası toparlayacağım, Mesut Bey'i dinleyeceğim ben de çünkü çok büyük bir ilgiyle. Kısacası çocuklarımıza neyi öğretiyoruz, niye öğretiyoruz, nasıl öğretiyoruz ve nasıl değerlendirmeye alıyoruz? Bu konuların her birinin tekrardan hep birlikte oturulup düşünülmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Biz herkesten biraz daha evvel başladık bunu. Artık önümüzdeki sene 4. senemiz olacak eğitim öğretimde. Bizimle de konuşmak isteyen, bu konudaki görüşlerimizi paylaşmak isteyen, bizden bilgi almak isteyen herkese de bütün verilerimizi açık kaynakla paylaşıyoruz. Şu anda okulumuzun bütün dersleri online olarak ücretsiz YouTube kanalımızdan eş zamanlı olarak senkron derslerde bütün Türkiye'ye açık. Günde ortalama 1800 ekstra öğrenci okulumuzdan eğitim alıyor. Azerbaycan'dan bile öğrencimiz var. Hiçbir lira almıyoruz. Çünkü önemli olan neyimiz varsa paylaşmak. Ancak paylaşarak büyüyeceğiz. Burada da hem kendi öğrencilerimize hem kendi velilerimize hem de öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Çünkü onlar da buna tamam dediler. Yani kendilerinin para verip aldıkları bir hizmeti velilerimiz ve öğrencilerimiz bütün toplumla paylaşma konusunda bir saniye bile tereddüt etmediler. Onlar için bu zaten öyle olması gereken bir şeydi. Demek ki doğru yoldayız. Ben buna gönülden inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Süper, süper. Çok teşekkürler. Gayet güzel özetlediniz. Peki Türkiye buna ne kadar hazır? Yani biz şimdi İstanbul'da belli bir yerde yaşıyoruz. Belli fırsatlarımız var, şansımız var. Ama Türkiye 81 il ve nüfus 83 milyon. Eğitim de çok önemli. Bu noktada bunu nasıl Türkiye olarak içselleştireceğiz? Yani milli mesele haline getirmek lazım herhalde bunu ki bu dediğim süreç hızlı bir şekilde ilerlesin. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Buradan şimdi bir başka projemizi daha aktarayım ilk defa. O da elimizdeki kaynakların verimli kullanımı ile alakalı bir optimizasyon çalışması içerisindeyiz. İçinde yapay zeka olan her bir okulun ve her bir öğrencinin ihtiyaçlarını da gözetecek, bütün Türkiye genelinde kullanılacak bir yazılım için çalışıyoruz ekiplerimizle birlikte. Çünkü biz sadece bir eğitim kurumu değiliz. Aynı zamanda yazılım ekiplerimiz de var ve eğitim teknolojilerine de odaklanıyoruz. Ama eğitimde teknolojinin kullanılmasına da bakıyoruz. Ve orada yapmaya gayret ettiğimiz şey, şimdi bahsettiğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği 30 ders saatinin ortalamasını söyleyelim. 10 ders saatini evden yapılacak şekilde kurgularsanız Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerindeki yük sınıf bazında. Çünkü şu anda hala ikili eğitim devam ediyor ülkemizde. Birçok öğrencimiz çok kalabalık sınıflarda ve bunun için çok uzağa gitmenize gerek yok. Bizim okulumuzun olduğu Sancaktepe ilçesinde devlet okullarındaki ortalama sınıf mevcudu 54. Yani bizim okulumuzun yanındaki okullardan bahsediyoruz.
Tabii ki orada çok verimli bir eğitim, öğretim verilmesi mümkün değil. Ama 10 ders saatini çocuklarımıza ya okuldaki bilgisayar sınıfında, bakın herhangi bir evlerinde bir donanımsal bir şey yapmanıza gerek yok. Okuldaki bilgisayar sınıfında 10 ders saatini, ataması henüz yapılamamış 20 bin tane hocamız da var. Bir sürü milli eğitimin hocası var. Onların da online etütleri, o çocuklarla yaptıkları bir programı düşünün. Ben çok büyük bir şeyden bahsediyorum. Tamamen bir kafasal değişiklik ama kaynakları verimli kullanma. Biz bugüne kadar Türkiye'deki büyüme planlarımızı hep inşaat ve altyapı yatırımının üzerinden gördük. Halbuki asıl büyüme, asıl kaynak yaratımı beşeri sermayeye yatırımlı olur. Beşeri sermaye yatırımı da eğitim sektöründe para yok değil. Eğitim sektörüne veya Milli Eğitim Bakanlığı'na para verilmiyor değil. Bütçesi çok büyük. En büyük bakanlıklardan biri. Sadece bunu nereye harcamayı tercih ediyoruz? Verimlilik üzerine mi bunu kullanıyoruz? Yoksa her seferinde altyapısal yatırımlara, inşaatlara, bunlara mı para harcıyoruz? Sınıf mevcutlarını düşürebileceğimiz çok farklı bir modele doğru gidebiliriz. Evet, Türkiye'de ve dünyada uzaktan eğitime geçtiğimiz aniden, ancak şimdi tekrardan onun altını çizelim. Aniden uzaktan eğitime geçirildi. Dolayısıyla hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Öğrencilerin elindeki donanımın ve yazılımın farkları oradaki uçurumu daha da gözler önüne serdiği gibi arttırdı da. Çünkü en azından bir sınıfa gittiğinde öğrencinin, ailesinin yaşadığı evin imkanları ne olursa olsun herkes aynı sınıfın imkanlarını paylaşıyordu. Şimdi eve gittiklerinde bazı çocukların elbette ki bırakın internetini, elektrik yok evlerinde. Yani dolayısıyla onu orada vermek daha uzun soluklu bir şey olacak. Ama okulların içerisinde çocuklara bilgisayarı, bilgisayar üzerinden öğrenmeyi öğretebiliriz. Her okulumuza bir bilgisayar sınıfı veya iki bilgisayar sınıfı. Bu bilgisayarla sınıfıyla yapmanıza gerekiyor. Yer yoksa yemekhanede onları kullanabilecekleri gibi özel kulaklıklarla. Yani hayal ettiğimiz şey, hakikaten elimizde ne var, bunu bir şapkayı önümüze koyalım. Neye yatırım yapmak istiyoruz? Bizim inandığımız, benim şahsen inandığım şey, biz beşeri sermayemize yatırım yapmalıyız. Çok birlikte öğretmenlerimize, çıktısı mükemmel olan, kendini gerçekleştirebilen öğrencilerimize yatırım yapmalıyız. Çünkü aslında herhalde hepimiz için en önemli olan şey o. Hayatta mutluluğu kendini gerçekleştirirsen yakalıyorsun. Ben mutlu bir toplumda yaşamak istiyorum. Sizler de öyle olduğunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Evet, yani yol uzun ama çözüm belli, reçete de belli. Yani bir an önce bu adımları atmamız gerekiyor. Geri kalmamız adına. Çünkü şu an dünyada yeni bir döneme girildiği konuşuluyor. İşte yeni düzen üzerinden. Eğitim de muhakkak bu alanda kendini gösterecek. O yüzden sizler gibi aydın insanlarla bir an önce bu adımların atılması gerçekten çok önemli. Genç nüfusuz, bu genç nüfusumuzun ileride 10 yıl sonra nerede olduğunun sonucunu şimdiden aslında belli edecek gibi düşünüyorum. Hariri'nin 20. yüzyılda 21 ders kitabında da eğitim sektöründen bahsediyor. Orada da işte temel konu, şu an gösterilen hiçbir ders 10 yıl sonra, 15 yıl sonra olmayacak. O zaman niye öğretiyoruz biz bunları? Yani hani bunun farkına varmak, bunun bilincinde olmak çok önemli. İnşallah sizler öncü olursunuz. Bu alanda güzel başarılar elde ederiz Türkiye olarak. Gerçekten çok önemli. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben Mesut'a söz vermek istiyorum. Biraz e-bursundan bahsedersin belki bilmeyenler için. Neler yapıyorsun? Önümüzdeki süreçte senin şirketin neler bekliyor? Kısaca teşekkürler. Tabii. Çok teşekkürler Fırat Bey. Herkese merhaba. Bilmeyenler için e-bursumu kısaca anlatayım. E-bursum Türkiye'deki eğitim finansman sistemini dijitalize eden ve bunu dijitalize ederken daha demokratik hale getirmeye çalışan bir sosyal girişim. Yani biz burada aslında eğitimin önündeki en büyük engel olan finansal kaynaklara erişimi çözmeye çalışıyoruz. Siz de tahmin edersiniz ki kişisel gelişim işte gibi konular öğrencilere çok böyle verilmesi gereken, gerçekten gelecek için, dijital gelecek için en önemli konulardan biri. Ama gün sonunda günümüz gerçeği de öğrencilerin finansal anlamda eğitime erişmekte zorluk yaşamaları. Dolayısıyla böyle çok temel bir zorlukları olunca maalesef diğer vermek istediğimiz konulara
ilgileri ya da odakları çok olmuyor. Dolayısıyla aslında biz de inanıyoruz ki eğer biz eğitime erişimin önündeki en büyük engel olan finansala erişimi çözebilirsek iyi bir eğitim geleceği oluşturabiliriz ülkemiz için diye düşünüyoruz. Türkiye'de işte 82 milyonluk nüfusumuzun 25 milyonu öğrenci olarak tanımlanıyor. Yani bu üçte birine yakın bir oranı, dörtte birinden biraz fazla bir oran öğrenci olarak tanımlanıyor ve yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisi var Türkiye'de. Buna ek olarak son 3 yılda 1 milyona yakın öğrenci de aslında eğitimlerine finansal zorluklardan dolayı devam edemediler, üniversite öğrencileri. Yani bu ne demek oluyor? Neredeyse 8 milyonun yani 8'de birini biz finansal kaynaklardan dolayı eğitim veremiyoruz ülkemizde. Geriye kalan 7 milyon öğrencinin ise OECD raporuna göre %85'i eğitimlerine devam etmek için finansal kaynak arayışında. Şimdi az önce tekrarladığım gibi biz ev kirasını düşünen, işte yol parasını düşünen, yiyeceğin, yemeğin parasını düşünen bir öğrenci kitlesine sahibiz maalesef Türkiye'de %85 oranında. İşte biz bu problemi çözmeye çalışıyoruz e-bursunda. Yaklaşık 4 yıl önce kurulduk. 4. yaşımızı devirdik ve şu an sistemi kullanan 500.000'dan fazla öğrenci var ve biz de onları işte burs olanaklarıyla buluşturduk bu geçtiğimiz 4 yılda. Bu 35 milyon liranın dağıtılmasını sağladık. Bu sene de hedefimiz 100 milyona çıkarmak bu rakamı. Oradaki şey şu, Türkiye'de burs olanakları iyi, güzel ama hiçbir zaman yeterli değil. Çünkü bu 8 milyon üniversite öğrencisi için her gün yeni bir vakıf, yeni bir dernek açmak aslında olması gereken çözüm değil. Biz de bunun için bir sistematik çözüm oluşturduk. 3 aşamalı bir finansman modeli oluşturduk. Öğrenci önce sisteme gelip, bursun platformuna gelip kurumlardan burs bulmaya çalışıyor. Yeteri derecede burs bulamazsa ya da hiç bulamazsa kitlesel fonlama sistemimizi açtık yakın zamanda. Kitlesel fonlama sistemiyle bireylerden destek toplamaya çalışıyor. Ve son olarak hala maddi kaynağa ihtiyacı varsa Türkiye'de ilk defa yaptığımız eğitim kredisiyle öğrencilere mezun olduktan sonra iş bulduklarında ödeyecekleri çok düşük faizle eğitim kredi sistemini oluşturduk. Bu şekilde aslında tüm yükün devlete değil de işte bu şekilde diğer finansman çözümlere de aktarılacak bir çözüm aslında sunduk. Oradaki şey şu aslında özellikle bu pandemi döneminde çok iyi gördük ki öğrencilerin maalesef Zeynep Hanım'ın da dediği gibi yani bir anda biz zorunlu olarak online eğitime geçtik ama gerçekten insanların evinde elektriği bile olmayan öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla biz bu online eğitime geçiş aradaki farkı yani imkanı olanla olmayan öğrencinin arasındaki farkı çok çok daha açtı. Çünkü bizim platformu kullanan insanlarla yaptığımız şeylerle, araştırmayla bu farkın çok çok daha fazla olduğunu, çok fazla öğrencinin kayıt dondurduğunu gördük aslında. Yani bizim burada yapmamız gereken çözüm bizim açımızdan, yani e-bursum olarak bizim vizyonumuz Türkiye'deki eğitim finansman sektörünü demokratik hale getirmek. Ve her bireyin, her öğrencinin eğitime ulaşırken aslında en büyük engel olan parasal, finansal çözümü çözmesini sağlamak. Bu şekilde ilerliyoruz aslında e-bursumda. Bu pandemi süreci de dediğim gibi bundan sonra ne olur? Yani bu aslında önemli olan. Aslında okulların nasıl açılacağından ziyade nasıl bir eğitim sistemine geçeceğiz? Bu önemli. Daha içermeci, yani inclusive dediğimiz, içermeci diye geçiyor diye düşünüyorum. Daha içermeci, daha çok nicelikten öte niteliğin öne çektiği bir eğitim sistemi gerekiyor ülkemizde. Ve tüm bunlara ek olarak aslında devletin biraz daha kaynak ayırması, biraz daha teşvik etmesi gereken bir eğitim sistemi gerekiyor. Çünkü tahmin edersiniz ki yani özellikle Türk lirası, yani ekonomiyi düşününce Türk lirası çok hızlı değer kaybeden bir para birimi. Ve bu da özellikle gençlerin yaşamına çok çok sert etkileri olan bir durum. Şu anda Türkiye'deki gençlerin 1/3'ü ne eğitimde ne herhangi bir işte ya da herhangi bir, yani ne eğitim alıyor ne çalışıyor ne de başka bir şey yapıyor. Bomboş duruyor aslında. Bu da OECD ülkeleri arasında
En yüksek bizde %32 oranla. Dolayısıyla aslında bizim bu gençlerimizi kurtarmamız gerekiyor. Bunun için de bizim en azından bulduğumuz çözüm, önerdiğimiz çözüm, onların finansman sorunlarını çözersek eğitimlerine devam edebilirler. Eğitimlerine devam ettikleri sürece işte iş bulabilirler. Onlar da sisteme give back dediğimiz geri dönüp sisteme katkı sunabilirler. Bu şekilde bir döngü yaratıp aslında eğitim sorununu en azından ilk adımını çözebiliriz diye düşünüyoruz. Bu şekilde aslında eğitim çok büyük bir problem. Yani Türkiye'de, sadece Türkiye'de de dünyanın her yerinde eğitim problemli bir yapı ve tek başımıza yapacağımız, ne işte Ebru'sum olarak bizim, ne işte Think olarak Zeynep Hanım ve ekibinin sadece tek başına yapacağı bir, çözeceği bir durum değil. Ve Sustainable Development Goals'ta da en sonuncu şeyi, hedefi çok önemserim ben, işbirliği yapmak. Dolayısıyla aslında bizim bu kadar büyük bir sistemi değiştirmemizin tek çözümü aslında kurumlarla, bireylerle, işte kamu kurumlarıyla aslında işbirliği yapıp bu sorunu çözmek. Bu şekilde. Süper, süper Mesut. Şu an sistemde kayıtlı kaç öğrenci var? 600 bine yaklaştık, yarım milyonu geçtik. Yani. 600 bin. Vay, çok iyi. Dünyada peki senin bu uygulamanın benzeri var mı? Şöyle aslında, yani listing yapan, şurada şu kaynaklar var gibi gösteren var ama biz bütün süreç bizim üzerimizden yürütüyoruz. Evet. Unique bir şekilde ilerliyoruz ve bu senenin sonunda aslında Amerika'ya açılıyoruz. İlk adımlarımızı işte ekip oluşturuyoruz bu aralar. Amerika'ya açılıyoruz. Sonrasında daha büyük ülkeler, işte İngiltere, Hindistan gibi ülkelere açılacağız. Süper. Kamunun bakışı nasıl? Kamuyla bir işbirliği yaptın mı? Planda var mı? STK'lar veya? Sivil toplum kuruluşlarıyla zaten onlar bizim sistemimizi kullandıkları için 160'dan fazla kurum zaten sistemimizi kullanıyor. Dolayısıyla aslında bütün Türkiye'nin neredeyse bu sisteminin çoğu bizim üzerimizden geçiyor. Kamu ise, kamunun yakın zamanda Gençlik Bakanı'yla bir görüşmem olmuştu. Kamunun en azından yakın gelecekte bu probleme çok büyük bir kaynak ayıracağı ya da bu problemi çözme gibi bir planı olmadığını öğrendim açıkçası. Dolayısıyla ama zaten bizim buradaki beklentimiz de kamudan tamamen problemi çözme gibi bir beklentimizden ziyade bunu sistematik, işte bu üçlü yapıyla problemi çözmek istiyoruz. Güzel. Peki bu, sen ne düşünüyorsun? Dijital eğitim 2021-22 sonrası ne gibi yeni şeyler? İşte Zeynep Hanım hibrit eğitimden bahsetti. Senin buradaki düşüncelerin ne alabilir miyiz? Tabii, seve seve. Şöyle, bir kere hibrit yapıyı imkanı olanlar için kesinlikle destekliyorum. Çünkü Zeynep Hanım'ın dediği gibi de nasıl, yani her birey unique'se her öğrencinin öğrenme yöntemi de tabii ki unique ve öğrenciye bırakılması, işte iyi rehberliklerle öğrenciye bırakılması gereken bir süreç. Sonuçta bu bir herkesi sıradanlaştıran bir makina sistemi. Ben eğitim sistemimizi öyle tanımlarım. Herkesi sıradanlaştıran o inovatif düşünceyi, aslında beleşiren düşünceyi öldüren bir eğitim sisteminden geldik açıkçası. Dürüst olmak gerekiyor. Bu hibrit model tabii ki mantıklı, tabii ki önemli. Ama şöyle bir şeyim var. Gerçekten ülkenin bir kısmıyla, yani %5, %10'luk bir kısmıyla geriye kalan %90 arasındaki uçurum çok fazla. Ve bizim önce bu uçurumu kapatmamız gerekiyor. Yani uzaktan eğitim, online eğitim iyi bir çözüm olabilir ama hala telefonun çekmediği şehirlerimiz var. Hala iyi bir internet altyapısının olmadığı şehirlerimiz var. Bunun ötesinde hala bilgisayar kullanımı çok zayıf olan öğretmenlerimiz var. Dolayısıyla aslında bizim önce nitelik olarak aslında bu öğretmenleri eğitmemiz gerekiyor. Öğretmenleri online eğitime geçmeden önce aslında ben okul sistemimizin değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bugün baktığınızda Harvard'ın bütün dersleri online şu an. Cambridge'in bütün dersleri online. Yani ulaşmak isteyen onlara ulaşabiliyor. Ama insanlar onlara ulaşmıyor çünkü bir kere zihniyet öyle bir zihniyet değil. Bizim önce zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor ki kaynaklar, zaten internet kurulduğu günden beri kaynaklar çok fazla. Biz o kaynaklara nasıl ulaşılabileceğini, nasıl kullanılabileceğini aslında öğretmemiz gerekiyor. Evet, çok önemli bir yere değindin gerçekten.
Yani internetin doğmasıyla birlikte bu exponential büyüme, özellikle Faruk Bey'in daha yeni başlıyor diye kitabı var. Orada da bahsediyor çok detaylı. Yani son 5 yılda korkunç internetin gelişmesiyle birlikte dataya ulaşım çok hızlı bir şekilde arttı. Ama işte bu zihniyetin değişmesi, yani bunların yayılması önemli. Dediğim gibi internet olmayan, bilgisayarı olmayan çok fazla insan var. Dünyada da bu böyle. Şu an Elon Musk işte uydu gönderiyor ki işte internet her yerde çeksin vesaire. Global bir sorun eğitim. Global soruna ülke olarak da global ölçekte aslında bir projeksiyon çıkarmak lazım. Ama burada hani topluma fayda sağlayacak herkesin bir şekilde taşın altına elini koyması gerekiyor diye düşünüyorum. İşte senin gibi, Zeynep Hanım gibi hepimizin. Evet, çok teşekkürler. Son sözlerinizi almak isterim. Zeynep Hanım, süreçle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz, bize sorarsanız eğitimi önümüzdeki Eylül'de sınıfları iyice seyreltebilmek için yarı yarı yapmayı tercih ederiz TİK'te. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuata izin verse, bununla ilgili yasal düzenleme olsa, ancak ne yazık ki mecliste eğitimle ilgili bir torba yasa geçti YÖK kanunuyla beraber. Ne yazık ki bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılmadı. Sadece telafi eğitimi yasal düzenlemesi yapıldı. Biz öğrencilerimize uzaktan verdiğimiz eğitimleri e-okula giremiyoruz şu anda. Milli Eğitim Bakanlığımız orta öğretimde bununla ilgili bir çalışma yapıyor. O yüzden de biz TİNK olarak seneye bunu bu şekilde yapacağız ama daha tam henüz net değil. Eğer öyle olacaksa o zaman öğrencilerimizin kazanımları bir de Türkiye'deki sistemde üst üste gelir. Yani siz bir seneyi öğrenmezseniz ertesi senenin müfredatı ya güncellenip bir sene evvelin müfredatının ona dahil edilmesi gerekmektedir ki hala ders kitabı üzerinden bu süreç yürüdüğü için bu pek mümkün gözükmemektedir. Yani dijital bir ortamda bunlar yapılıyor olsaydı çok hızlı bir şekilde bu seneden geride kalan kazanımları da önümüzdeki senenin ders kitaplarının içerisine ve müfredatın içerisine gidip ekletirdik. Öğrencilerimiz biraz yorulurdu ama yaparlardı. Şimdi o yüzden öğrenciler açısından bir kere yaz unutması dediğimiz bir kavram var eğitimde. Bu bütün bir sene öğrendiklerinden yaklaşık bir aylık kısmını unutmaları demek. Ve her sene biz eğitim öğretime başladığımızda onu kapatırız. Velilerden ricam, lütfen çocuklarınızı yazın, yaz öğrenmesini minimize edecek gibi kendiniz evde onlarla ödevler yapın, araştırmalar yapın. İşte farklı farklı Morpa kampüs var, farklı içerikler var. Herhangi birini burada reklamını yapmak için değil, fiyatlandırma olarak da çok uygun olanlar var, vitamin var. İşte videolarla, soru setleriyle herhangi bir sınıfta çocukların kazanımlarını tamamlamaya gayret edin. Görünen o ki aynı AVM'lerin açılmasındaki mantık gibi. Herhangi bir açıklama yapmıyorum bu konuda ama şu anda hala ülkemizde deniz kenarında yürüyüş yapmak açık havada yasak. AVM'lere girmek tamam. Şimdi bu kafa yapısına bakarsanız ben Eylül başında hatta 24 Ağustos gibi okulların açılacağını öngörüyorum. Çünkü özel okulların batması istenmiyor. Ve haklı da devlet. Hiçbir kurum, bu işe yatırım yapmış kurum batmamalı. Yani bir iktisadi teşebbüs var orada. Oradan faydalanan, oradan beslediği ve hayatının devam etmesine vesile olan öğretmen kadroları var. Yatırım var. Bunun da tabii ki heba olmaması lazım. Veyahut eğer sağlıkta ikinci bir dalga gelecek olursa ki dünyadaki bütün bilim adamları, çoğunluğu bilim adamları hızlı bir şekilde geri dönüş yaparsak öyle olacağını söylüyorlar. Çünkü aşı gelene kadar aslında bizim kitlesel bir bu konuya bağışıklık kazanmamız mümkün gözükmüyor. Öyle olmayacaksa o zaman aşının da gelmesi başladığı andan itibaren minimum bir sene, yani Ocak. Amerika Birleşik Devletleri'nde okulları açmayı planladıkları Mart, Ocak ayının işte aşının bulunmuş ve herkese uygulanabilir hale gelmesi takvimine eşdeğer olarak planlandığını düşünüyorum ben. Ülkemizde eğitimle ilgili kararlar bir gün bir türlü, öbür gün öbür türlü olduğu için de gene bu konuda pek bir şey diyemeyeceğim. Şimdi bugün derler açmayacağız, sonra açarlar. Açacağız derler açmazlar. İdealinde bence bütün çocuklarımızın güvenliği açısından, çünkü bir de küçük çocuklarda bir özel ciğerlerinde hastalık başladı. Bilmiyorum bunu da gördünüz mü? Kimseyi kaygılandırmak istemiyorum ama
normalde görünmeyen ama COVID-19'un küçük çocuklarda yan etkisi olduğu düşünülen bir rahatsızlık var. Ve çocuklarımızı buna maruz bırakmamamız lazım. Onlar bizim geleceğimiz, en değerli varlıklarımız. Hepimiz için öyle. Ben de bir anneyim. Hem kendi çocuklarım var, hem de okulumda 250'den fazla çocuğum var. Onların hiçbirinin sağlığını riske atmak istemem. Kazanımlarının da geride kalmasını istemem. İdeali bence hibrit eğitim, seyreltilmiş sınıflar, sosyal mesafe okullarda, ondan sonra da aşı bulunduktan sonra eski düzene yavaş yavaş geri dönüş, belki de biraz daha verimli olması açısından biraz daha online komponentinin de olduğu bir eğitim modeli. Evet. Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Çok sağ olun gerçekten. Evet, göreceğiz, yaşayacağız bu süreç. Tüm dünya, şimdi Güney Kore'de ikinci dalga geldi diyorlar. Yani onlar da açtı ama yani şey, sıkıntılı. Yani kimse aslında ne yapacağını bilmiyor. Amerika işte, Trump ilk başta çok dalga geçtiler. Şu an sonuç ortada. O yüzden hani bir şeyleri kestirmek de zor gerçekten. Evet. Evet Mesut, sen en son ne söylemek istersin? Tabii. Şöyle, yani ben okulların ne zaman açılacağından ziyade aslında bu açıldıktan sonraki yapılacak müfredat değişikliği mi olur, içerik değişikliği mi olur, ne olursa bu kaybı kompanse edecek bir değişiklik olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi ne olursa olsun ben bu süreci eğitime bir kayıp süreci olarak görüyorum. Sağlık her şeyin başı, gerçekten öyle, evlere kapanmamız gerekti. Ama özellikle devlet okullarında okuyan, özellikle üniversite seviyesindeki öğrencilerin bu dönemde eğitime erişimi çok çok düştü. Bu da eğitim döneminde yaklaşık bir dönemlik bir kayba denk oldu. Özellikle küçük çocuklarda, ilk öğretim çağındaki çocuklarda bu müthiş bir etkisi olacaktır ileride. Benim de temennim aslında, yani bu süreçten sonra içeriğin değiştirildiği, bu işte pandemi sonrası bu kadar dinamik olan dünyaya uygun bir eğitim sistemine geçilmesi ve en azından düşünülmesi, yavaş yavaş uygulanmaya başlanılması. Çünkü bugün baktığımızda aslında dünyada eğitimde iyi örnek oluşturan ülkeler hem zaten onlar internet altyapılarıyla hem sağladıkları imkanlarla gerçekten iyi ülkeler ama düşünce yapısıyla, eğitim yapısıyla internetleri iyi olmasa bile eğitimlerine devam ettirebilecek bir eğitim sistemleri olduğu için, o zihniyeti verebildikleri için aslında çok büyük kayıp yaşamadılar. Maalesef bizim gibi ülkeler çok büyük kayıplar yaşadı ve yaşamaya da devam edecek. Ama zararın neresinden dönersek kar olduğuna inanırım. Dolayısıyla biz ne kadar çabuk yeni dünya düzenine uygun bir eğitim müfredatı gerçekleştirirsek o kadar iyi olur diye umuyorum. Evet. Evet, çok teşekkürler zamanlarınız için, değerli sözleriniz için. Umarım eğitim istediğimiz gibi gelişerek, büyüyerek Hariri'nin kitabındaki anlattığı şekilde o bilinçle gençlerimize, çocuklarımıza bu aşıyı verebiliriz diye düşünüyorum. Ben de okuyan, araştıran, merak eden biriyim, takip ediyorum. Türkiye'ye gerçekten önemli altyapısıyla, nüfusuyla, ama işte bu eğitim gerçekten hani bu işin başı, alfabesi. Yani eğitim iyi olmadığında kesinlikle bu startuplar, bu fikirler oluşmuyor, bunlar çıkmıyor. Yani İngiltere'de Oxford işte 1800'lü yıllarda üniversite açılmış. O zaman işte şey derlermiş, bir aile sizin üniversiteli olmanız için 3 kuşağın üniversite mezunu olması gerekiyormuş derlermiş. Şimdi ben kendimden bakıyorum. Benim dedem üniversite mezunu değil. Demek ki ben diyemeyeceğim. Yani babam üniversite mezunu ama benim oğlum diyebilecek. Yani ülke olarak hani işe böyle baktığımızda bir yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Ama sizler gibi güzel insanlarla inşallah çok güzel işler yapacağımızı da inanıyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Tamam.